Merhaba arkadaşlar, tekrardan yine Satranç kanalına hoş geldiniz. 13 gündür kanalda video çekemiyorduk ve bunun için değişik video bekliyordum. Şu an Avrupa Bireysel Şampiyonası'nda bizim Türk oyuncularımız oynuyor. Bu turnuvada ilk 20'ye giren oyuncular da Dünya Kupası'na kalmaya hak kazanıyor. İlk iki turu kazanan Emre Can, üçüncü turda da Ukrayna'nın neredeyse en iyi oyuncularından bir tanesi olan Volokitin'le oynuyordu. 2687 Eroluk rakibine karşı bakalım nasıl bir maç oynamış. Beyazlarla maça E4 ile başladı. Emre abi normalde çok fazla D4 sürmeyi tercih ediyor ama bu defa E4 ile başladı ki bu da güzel bir hazırlık olduğunu bence belirliyordu diye tahmin ediyorum. Rakip C5 oynadı, at C3 geldi. E6'ya G3 oynandı. Ben bu variantı birazcık biliyorum. Bu G3 hamlesinden sonra genelde beyazların fikri bu fili G2'ye çıkmak, devamında atı E2'ye koymak, bazı yerlerde D4 sürerek baskı yapmak rakibin yapısına karşı. Birazcık rakibi şaşırtma üzerine kuruldu. Çok da bilinmediği için de iyi bir hazırlıkla güzel bir konuma geçilebileceğini düşünüyorum. Rakip direkt burada D5 sürdü bu hamleden sonra. Emre abi direkt E5 kırdı. E5'ten sonra D4 sürüp merkeze bir baskı yapmayı tercih etti. Siyah C çarpı D4 kırdıktan sonra da Vezir çarpı D4 kırıldı ve D5 piyonuna bir baskı var. Bildiğiniz üzere eğer piyonunuzun sağında ve solunda piyon yoksa bu piyon izole piyon olarak kabul ediliyor. Ve bu piyonlara eğer baskıları yapılırsa hem düşmesi için hem de rakibin pozisyonunu zayıflatmak için çok fazla işe yarıyor. Siyah burada F6 gelerek D5 piyonunu korumak istedi. Beyazlar burada fil G5 gelerek F6'ya baskı yaptı. Şimdi isteğimiz fil çarpı F6 vurup devamında D5 piyonu düşürmek. Siyahlar burada at C6 gelip vezire baskı yaptı. Genelde bu tarz durumlarda beyazlar hep fil B5 oynamayı tercih eder. Çünkü rakip bizim vezirimizi isterken biz de hani veziri kaçıp tempo kaybetmektense atı açmaz olarak bir baskı yapmayı tercih ederiz. Fakat burada Emre abi vezire A4 oynamayı tercih etti. Ve bunun da fikri uzun ok attıktan sonra hızlı bir şekilde D5'e baskı yapmak hem de kalesinde D hattından oyuna sokmak olduğunu düşünüyorum. Siyahlar burada fil B4 gelip atı bir açmaz almayı tercih etti. Burada uzun ok tarzı hamlelerden sonra fil çarpı C3, B çarpı C3 hamlelerinden sonra burada vezir kanadında biraz sıkıntı olabilirdi. Çünkü duble piyonlar üstte olduğu için bu durumda rakibin de baskı yapması birazcık daha basit olacaktı. Bu yüzden de buradaki hamle at E2 hamlesi. Buraya kadar çok kuvvetli her şey. Bu pozisyonda siyahlar fil çarpı C3 vurdu. Ben açıkçası bu hamleyi pek anlayamamıştım başta baktığımda. Çünkü çok mantıksız gelmişti. Hani niye siyahlar çiftliğini veriyor diye düşünmüştüm. Ama sonrasında fark ettim. At çarpı C3 hamlesinden sonra vezire de şah çekilebiliyor. Ve bu pozisyonda beyazların şah D2 mi oynayacak, at E2 mi dönecek? Çünkü burada biz G3 yaptık. Filimizin yeri G2 olmalı gibi düşünülüyor. Fakat Emre abi burada bir de fil E2 oynadı. Çok da mantıklı bir hamle. Ve amacımız şimdi uzun ok attıktan sonra bu kaleyi de E1'e gelerek bütün taşlarımızın gelişimini tamamlayıp D5'teki piyona baskı yapmak. Siyah burada file 6 gelince uzun ok attı ve uzun oktan sonra bu pozisyonda artık hani şah kanadında biraz zayıflık olacak. Normalde burası vezir kanadı ama şah burada bunun için şah kanadı diyorum. Beyazlar hemen fil B5 gelerek ata ufak bir baskı yapmak istedi. Bu atı buradan kaldırırsanız A7 piyonu boşta kalacak. Bu yüzden de bu atı buradan kaldırmamalısınız. Ve siyahlar pozisyonda D4 sürüp ata bir baskı yapmak istedi. İşte maçın tam olarak kırılma noktası bence burada oldu. D4 hamlesinden sonra videoyu izleyen arkadaşlarımız videoyu durdurup birazcık düşünebilir. Gerçekten burada çok güzel bir devam yolu var. Durdurmak istemeyenler de içinde şu an devam ediyoruz. D4 hamlesinden sonra rakip bizim atı isterken eğer atı yerinden kaldırıp E4'e falan gitmeye kalkarsak siyahlar burada fil D5 oynayacak ve atı açmaz alacak. Burada ufak bir baskı olacak bizim üzerimizde. Bu yüzden de atı 4 yapmak pek doğru değil. Atı eğer E2'ye kaçarsak yine mantıklı bir hamle gibi gözüküyor. Çünkü fikir fil çarpı C6 vurmak. Fakat burada atı 2'den sonra siyahlar D3 oynayabilir ve fil D3 tarzı hamlelerden sonra bizim buradaki atın üzerindeki baskıyı kaldırıp biraz daha baskı yaratabilir. Mesela en basitinden vezir D4 tadında bir hamleyle vezir değişimi yaparak hem D3 hem A2'ye baskı yapabilir. Ve burada fil B5'ten sonra siyah D4 sürünce beyazların kazanan bir tane varyantı var. O da fil çarpı C6 hamlesi. Cidden çok güzel bir hamle. Çünkü burada fil çarpı C6'ya siyah D çarpı C3 vurduğunda beyazlar vezir çarpı A7 vurabiliyor. Siz burada eğer B çarpı C6 almaya kalkarsanız da E7'deki veziriniz düşüyor. Burada da siyahlar vezir A7'den sonra son bir deneme yaptı. CB2 vurdu. Bunun da mantığı eğer şah B2 alırsanız vezir B4 şah çekeceğim. Burada işte şah B1 gittikten sonra vezir C3 şah çekeceğim. Şah B1'den sonra vezir B4 şah beraber olacak. Bu yüzden son denemesini böyle yaptı. Fakat CB2'den sonra Emre abi burada hiç o piyona dokunmayıp şah B1 oynamayı tercih etti. Siyahlar artık son şansı olan vezir B4 hamlesini yaptı. Son bir şans daha denemek istedi. Fakat bu vezir B4'ten sonra da beyazlar çok güzel hamleler yaptı. Fil F4 geldi. Ve bu hamleden sonra vezir B8'i engelleyemiyorsunuz. Ve ben açıkçası normalde 2700'lere karşı maç yenmek ne kadar zor olsa bile 17 hamlede maç yenen hiç kimseyi görmemiştim. Bu yüzden de cidden Emre abi tebrik ediyoruz. Umarım önümüzdeki maçlarda da bu şekilde maçlarına devam eder. Ben de kanala geri dönüşü bu tarz güzel videoyla yapmak istedim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Satrançta kalın. Bay bay.